Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Zuhruf Suresi 36-45. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirecek olursa مُقَيِّدِ لَهُ شَيْطَانًا Ona bir şeytanı refik olarak veririz. فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ O onun yakınında olur. Onun bir arkadaşı olur. Ona rehberlik yapar. Rahman'ın zikri Allah'ı hatırlamak. Allah-u Teala şu alemde her şeyi kendisini bize aslında hatırlatıyor. Her şey bize ondan haber veriyor. Onun rahmetini, onun ikramını, onun bize olan teveccühünü gösteriyor. Ama bir kısım insanlar manen kör görmüyor, manen sayır, duymuyor. Öyle olunca Rahman'ı hatırlamaktan yüz çevirmiş olur. Bu durumda olan kimseler artık şeytanla beraber Allah bir şeytan ona musallat kılıyor ve şeytan ona arkadaş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesin bir şeytanı olduğundan bahseder. Hatta bir defasında Hazreti Ayşe validemize ey Ayşe, şeytanın mı sana bunları söyletiyor der. Hazreti Ayşe'nin biraz sivri ifadeleri olmuş. Buna mukabil Peygamber Efendimiz, şeytanın mı bunları sana söyletiyor diyor. Hazreti Ayşe şaşırıyor. Ya Resulallah diyor, benim şeytanım mı var? Peygamber Efendimiz, evet diyor, herkesin var. Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz, ya Resulallah sizin de var mı diyor. Evet diyor, benim de var. Lakin benimki bana teslim oldu diyor. Burada belki şunu anlayabiliriz. Yeryüzünde imtihan olması için Allah-u Teala insan mahiyetine kötülüğe meyilli bir nefis vermiş ve harici bir varlık olarak da bu nefsi tahrik eden, nefsi günahlara çıkartan şeytanı yaratmış. İnsanın nefsi eğer terbiye edilmezse şeytanın bir talebesi gibi. Şeytanın geçici bir talebesi. Ve şeytan tahrik ediyor, nefis de bundan etkileniyor. Ama bir insan, nasıl ki zarar vermek isteyen bir kimseyi yakalayabilse, elini kolunu bağlasa artık o zarar veremez. Onun gibi kendi şeytanına muhalefet etmek suretiyle kendi şeytanını etkisiz hale getirmiş olur. İşte burada ayette nazara verilen kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirse ona bir şeytanı yanına takarız, musallat ederiz. O şeytanın artık ona akıl özelliğini yaptığını, onunla daima beraber olduğunu, onu daima kötülüğe teşvik ettiğini ifade ediyor. Ve bu gibi kimseler ilhamını şeytandan alıyor. Şeytan ona rehberlik yapıyor, şeytan ona yol gösteriyor. Misal olmak üzere Hazreti Adem'in iki oğlundan Kur'an'da anlatılan Kabil-Habil kıssasını düşünebiliriz. İşte orada Kabil kardeşini bir meseleden dolayı öldürmek istiyor. Şeytan o noktada kendisini tahrik ediyor. Vur, kır, öldür diye. Neticede onu öldürüyor. Burada nasıl ki bu olayda, Kur'an'da da nakledilen bu olayda o insan nefsine mağlup oluyor. Şeytanın tahrikine aldanıyor. Onun gibi şu anda da dünyada yaşayan Adem'in torunlarının her birisi şeytandan gelen vesveselerin etki alanında. Diyelim bir memur bir rüşvette karşı karşıya kaldı. Elbette onun şeytanı ona al iyi olur bu maaşla zaten geçinemiyorsun diyebilir ve der. Öte yandan insanın kalbinde melek içinde bir merkez var. Melek de ona bunun haram olduğunu, almaması gerektiğini söyler. İşte insanın iç dünyası, kalp dünyası, melek ile şeytanın adeta bir çarpışma alanı. İnsan bu çarpışma alanında eğer melekten gelen ilhamı esas alırsa şeytanından kurtulmuş oluyor. Ama şeytana kulak verirse daima haram olan işleri işliyor. وَاِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ O şeytanlar kendilerine tabi olan kimseleri, yani beraber oldukları o kimseleri yoldan alıkoyarlar. Allah'a giden yoldan çevirirler. وَيَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ Ve onlar kendilerini
hidayet üzere zannederler. Buradaki onlar ifadesi, şeytanlara bakan cihet olabilir. Yani şeytanlara uyan kimseler, kendilerine bu telkini veren, görülen veya görünmeyen şeytanları hidayet üzere zannederler. Veya oradan kendilerini doğru bir şey yapıyor zannederler. Öfkede akıl yoktur denilir. Öfke şeytandandır denilir. Diyelim bir arazi meselesinde, küçük bir olayda bakıyorsunuz iki kişi birbirine giriyor ve bunlardan birini şeytan iyice kışkırtıyor, vur, kız, öldür diyor. Neticede şeytanla uyuyor ve öldürüyor. Ve bunu yaparken o anda kendini haklı olarak görüyor. Ben bunda haklıydım ve kendisini böyle doğru bir yolda zannediyor. Tabii ki şeytana uydu ve çok büyük bir zarar etti. Allah'ın yasaklamış olduğu cana kıydı ve çok başka bir şekilde, basit bir şekilde geçiştirilebilecek bir meselede şeytan oyununa geldi, dünyasını da harap etti, ahiretini de. Bu manada baktığımızda şeytan oynayan kimseler, kendilerine kötü fikirleri, batıl fikirleri telkin eden şeytanları hidayet üzere görürler. Birinci mana, bir mana bu. Bir diğer mana da şeytana uymanın neticesinde kendilerini hidayet üzere zannederler. Mesela Firavun, Kur'an-ı Kerim'den anlatılıyor. Firavun, Hazreti Musa gibi bir peygambere inneke minel kafirin ifadesini kullanıyor. Sen kafirlerdensin diyor. Asıl kafir kendisi, nankör kendisi, Allah'ı inkar etmiş, Allah'ın nimetlerini inkar etmiş, Allah'ın peygamberine, hem de en büyük peygamberlerinden birine tutmuş, sen kafirlerdensin diyebiliyor. Demek ki bir insan şeytana kendini kaptırdığında şeytanın adeta oyuncağı oluyor. Şeytan onu kötü yollara çok rahatlıkla sevk ediyor. Hatta ilerceye ama bize geldiğinde ise gâle yâ leyke beyni ve beyneke bu'del meşrikeyn. O zaman o kimse hatasını anlar ve der ki keşke benim ve senin arasında doğu ile batı arasındaki kadar fark olsaydı. Yani dünyada yok, birdik, beraberdik ama keşke birbirimizden uzak olsaydık. Febit selgariyin, sen ne kötü bir yakınsın ve ne kötü bir arkadaşsın der. Asıl marifet bunu dünyadayken anlamak. Dünyada şeytandan bir fayda olmadığını, şeytanın telkinlerinin bize maddi manevi zarar verdiğini fark edebilmek. Bunu yapabildiğimizde gerçekten diğer alemde pişman olmayız. Ama şeytana uyan kimseler dünyada da zarar eder, ahirette de zarar ederler. وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اَلْيَوْمْ Bugün size asla bir fayda vermeyecek. اِذْ زَلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِي اَذَابِ مُشْتَرِكُمْ Çünkü siz zulmettiniz ve siz azapta ortaksınız. Yani buradaki zulmetmek, nefsinize zulmettiniz. Başkalarının hukukunu çiğnediniz. Allah'ın hukuku hükmünde tevhid yerine şirke saplandınız. Bu gibi zulümlerinizin neticesinde siz azapta müşteriksiniz. Yani dünyada size yakın gibi görülen o şeytan diğer alemde fayda vermeyecek, azapta müşterik olacaksınız. Efendim kısmının sınma, ey peygamber, sağır olanlara sen mi işittireceksin? Ev kehdil ummiye, kör olanlara sen mi yol göstereceksin? وَمَنْ كَانَ فِي دَلَالٌ مُّبِينٌ Ve apaçık bir dalalette olan, yoldan çıkmış olanlara sen mi hidayet edeceksin? Bu da Kur'an-ı Kerim'de değişik yerlerde nazara verilen özel bir durum. Yani Hazreti Peygamber en güzel anlatan bir insan, en etkili anlatan bir kimse. Böyleyken bir kısım insanlara onun anlatması bile fayda vermiyor. Ve işte Mekke'de müşrikler, Medine'de münafıklar onun o etkili anlatımı karşısında uzaklaşıyorlar. Aslında onun o cazibesi karşısında, güzel anlatımı karşısında teslim olmaları, hak ve hakikata boyun eğmeleri beklenirdi. Ama böyle yapmadı pek çoğu. Bu şeytani bir dafiaya kendilerini kaptırdılar.
adeta mahiyetleri yarasaya döndü. Nasıl ki yarasa ışıktan rahatsız olur, bunlar da Peygamberimizin nurundan, Kur'an'ın nurundan, dinin nurani hakikatlerinden kendilerini mahrum bıraktılar. Manen kör oldular, görmediler. Manen sağır oldular, duymadılar. Ve yoldan saptıkça saptılar. Bunun neticesinde velev peygamber de bunları anlatsa yola geldiler. İmme nebhebenne bike, eğer biz seni götürecek olursak, şu dünyadan diğer aleme götürecek olursak, İmme minhum muntakimun, biz onlardan intikam alacağız. Yani ey peygamber, evet bunlar sana muhalefet ediyor, bunlar sana düşmanlık gösteriyor. Merak etme, sen bu dünyadan gitsen bile biz onlardan intikam alırız, yaptıkları yanlarına kalmaz. اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ veya onlara vaat ettiğimiz şeyi sana gösteririz. Yani istersek bu dünyadan sen gidersin, onların akıbetini görmezsin. İstersek de sen daha hayattayken onların nasıl cezalandırıldığını görürsün. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sonuçların kendisini ilgilendirmemesi gerektiği hatırlatılıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim başka yerlerinde de dikkat çekildiği üzere ey Peygamber sen tebliğ et, senin vazifen tebliğ etmektir. İlla kabul ettirmek değil. Sen görevini yap, Allah'ın vazifesine karışma. Kabul ettirmek Allah'a ait olan bir durumdur. Buna dikkat çekiliyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında muvaffak olmuştur. Kendisi 13 yıl Mekke döneminde çok zor şartlar altında Allah'ın dinini tebliğ etmiş. Neticede görmüşte bir mağlubiyet yaşamış. Kavminin baskısı üzerine Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir. Ama daha sonra oradan 10 bin kişilik bir grupla gelmiş, Mekke'yi kuşatmış ve Mekke'yi fethetmiştir. Gönülleri fethetmiştir. Daha önce onu Mekke'den çıkaranların pek çoğu düşmanlığı bırakmış ve ona ümmet olmuş, hak ve kitata teslim olmuşlardır. Ve kabul etmeyecek durumda olanlar da Bedir Savaşı gibi daha bir takım başka savaşlar, seriyelerde onlar da kötü bir akıbeti yaşamışlardır. İşte Ebu Cehil gibi olanlar Bedir Savaşı'nda hayatını kaybediyor. Küfrün önüne gelenlerinden 70 kişi Mekke döneminden sonraki Bedir Savaşı'nda hayatlarını kaybediyorlar ve daha dünyada cezalarını buluyorlar. Demek ki Allah-u Teala Peygamberimize onların kötü akıbetini de dünyada gösteriyor. Onları cezalandırdığını gösteriyor. اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ veya biz onlara vaat ettiğimiz şeyi, azabı sana gösteririz. فَاِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ biz onlara muktediriz. Yani onlar bizim kudretimizin tasarrufu altında. Onlar bizden kaçıp kurtulamazlar. Dilediğimiz zaman onları cezalandırmaya sahibiz. Dilediğimiz zaman bunu yaparız. فَاسْتَمْسِكْ بِلْيَذ۪ي اُحْيَ اِلَيْكِ öyleyse ey peygamber sen sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Yani sen kendi görevini yap. Allah'ın dinini etkili bir şekilde, güzel bir şekilde anlat. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٍ şüphesiz ki sen sırat-ı müstakim üzeresin. Dosdoğru bir yol üzeresin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifrat tefritten azade istikametli bir yol üzere. Yemesinde, içmesinde, uyumasında, ibadetinde, aile hayatında, insanlarla münasebetinde tam bir istikamet insanı, tam bir denge insanı ifrattan tefritten uzak bir şekilde gerçekten orta yolu, istikametli yolu hem yaşıyor hem de insanlara bunu gösteriyor. وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ ey peygamber, sana indirdiğimiz Kur'an hem sana hem de kavmine bir zikirdir. Bir öğüttür. Şereftir manasında verilebiliyor buradaki zikir ifadesine. Ey peygamber, sana gelen Kur'an hem sana hem de kavmine bir şereftir.
Yani onunla şeref bulacaklar, onunla kuvvet bulacaklar. Gerçekten de böyle olmuştur. Daha evvelinde devlet nedir, nizam nedir bilmeyen, tamamen bedevi bir hayat yaşayan, cahiliye döneminin karışık inançları, kötü ahlakları içinde yuvarlanan insanlar, Kur'an-ı Kerim'e kulak verdiklerinde nizam nedir, intizam nedir bilmişler, hayatları belli bir sisteme girmiş ve bunun neticesinde çok başarılı bir hale gelmişler ve hem devletleri olmuş, hem dünyevi nimetleri artmıştır. Öyle ki bizler şu anda 14 asır sonrasında asr-ı saadeti incelediğimizde o dönemdeki insanların nasıl bir değişim yaşadıklarını görebiliyoruz. Ve son derece zalim manevi hayatları varken, bedevi manevi hayatları varken Kur'an onlara nizam oluyor. Kur'an onlara yol gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Kur'an'ın tatbikini onlara gösteriyor. Ve bunun neticesinde o insanlar şu anda bizlerin de gıpta ettiği ve kendilerini rahmetle yad ettiğimiz önder insanlar haline geliyorlar. Ve böyle olunca mesela bir İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan önce Ömer, develerinin çobanı. İslam'dan sonra Ömer, işte ikinci halife. Dünya adalet tarihine altın harflerle yazılan en büyük idarecilerden, adaletiyle timsal olmuş kimselerden birisi. Ve daha önce Ömer misal, Hazreti Ömer misal insanlar İslamiyet ile kalite elde ediyorlar. Belli bir kıvam kazanıyorlar. Ve önümüzde rehber, önder bir şahsiyet olarak duruyorlar. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Onlar sonra وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Siz sonra hesaba çekileceksiniz. Burada külliyatın garip, her gelecek yakındır. Elbette insanlar da yaptıklarından hesaba çekilecek. Allah-u Teala hesap cihetini nazara veriyor. وَسْأَلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا Daha önceden, senden önce peygamber olduğumuz, peygamber olarak gönderdiğimiz kimselere sor, onlarla alakalı sor. وَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ اَلِهَ يُعْبَدُونَ Biz, Rahman'ın dışında ibadet edilen ilahlar kılmışız. Yani, tarihe bir bak, peygamberler gelmiş. Hiç bunların bir tanesi bile Allah'tan başka ilah var demiş mi? Yok, böyle bir şey yok. Veya bir takım ilahlar uydurup da bunlara takım demiş mi? Böyle bir şey yok. Ne vardır? Var olan durum şu, Allah-u Teala peygamberler göndermiş ve göndermiş olduğu bu peygamberler daima dinin tevhid inancını tebliğ etmişler. Tek Allah'ı insanlara anlatmışlar ve insanları şirkten kurtarmışlar, tevhid hayatını onlara yaşatmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk defa tevhidi anlatan bir peygamber değil. Hazreti Adem'den ona gelinceye kadar bütün peygamberler tevhidi anlattılar. Bir Allah'ı anlattılar. La ilahe illallah hepsinde müşterek bir esas idi. Zaten kainat da bunu anlatıyor. Kainat büyük bir kitap. Kainat kitabı bütün tekvini ayetleriyle La ilahe illallah bu hakikati anlatıyor. Peygamber de sözlü olarak anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ve önceki semavi kitaplar yazılı olarak bunu anlatıyor. Böylece hem kainat, hem peygamberler, hem de bunlara gelen kitaplar La ilahe illallah hakikatini anlatıyor. Durum böyleyken bir insanın fıtratı, tabiatı da tek Allah'ı, bir Allah'ı kabul edecek durumdayken nedense şeytan devreye giriyor ve şeytan insanlara hatta kendini bile bir ilah olarak takdim ediyor. Satanistler istiyor, şeytana ibadet ediyorlar. Veya şeytan insanlar içinden bazı tutuşturulan şahsiyetleri ön plana çıkarıyor. Bunlar şeytanın telkiniyle, Firavun gibi bir kimseler, şeytanın telkiniyle kendilerini Rab olarak görüyorlar ve insanlara bunu kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ve insanlık tarihine inanç itibarıyla baktığımızda insanların şirkten pek de kurtulamadıklarını, tarihin hemen bütün dönemlerinde şirk ile iç içe yaşadıklarını
görebiliyoruz. Günümüzde insanların önemli bir kısmı Hristiyanlık dinine bağlı. Hristiyanlık dini Allah'ı kabul etmekle beraber içine şirk de karıştırmışlar ve Hazreti İsa'ya ilah demek gibi bir hatanın içindeler. Öte yandan kendi din adamlarına Allah'a ait yetkileri alıp vermek gibi bir hatanın içindeler. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim bizi bu gibi şirklerden temizliyor, halis bir dini, tevhid inancını bizlere anlatıyor. O tevhid inancı üzere yaşamayı Allah-u Teala hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.